Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere 14 Mayıs'ta ülkemiz sandık başına gidiyor. Gebze'deki seçmenlerimize AK Parti tekrar kazanırsa ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Bundan sonra videolarımızı ilk olarak İstanbul Times TV Facebook sayfasında ve İstanbul Times gazetesi Facebook sayfasına yayınlayacağız. Lütfen Facebook sayfalarımızı ziyaret ediniz. İyi seyirler. Gel abi. AK Parti tekrar kazansa ülke için iyi mi olur, kötü mü olur efendim? Vallahi onunla alakalı ne diyeyim? Gel abi. Hangi sayılısı o gelsin abi. Sen aynı şeyi söylüyorsun. Merhaba. AK Parti tekrar kazansa ülke için iyi mi olur, kötü mü olur efendim? Bence istikrarın devamı için, Türkiye'nin daha ileri gitmesi için AK Parti'nin tekrar gelmesi lazım. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? AK Parti kazandığı zaman çok iyi olacak. Çünkü Avrupa... AK Parti tekrar kazansa iyi mi olur, kötü mü olur efendim? Valla kazanmaması lazım. Emeklilerin durumu belli. Çiftçinin durumu belli. Durumundan 10 lira maaş alacağız. Siz de söyleyin. Teşekkür ederim. Siz de söyleyin. İyi olur. Çok teşekkür ederim. Çok iyi olur. Efendim. Cumhuriyet Halk Partisi mi? İyi olur. AK Parti kazansa. AK Parti kazansa tehlike. Çok teşekkür ederim. Tehlikeli maaşları bile alamayız. Evet, evet. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü? Çok iyi olur efendim. Yani Türkiye'yi dünyaya tanıttı. Daha ne yapsın abi? AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü? Ülkenin durumu iyi değil. Nasıl FETÖ'ye bahsettiyse Allah'ın izniyle ülkeyi o kurtar, başkası kurtaramaz. Çok güzel olur. Teşekkür ederim. Ben de AK Parti tekrar kazansa ülke için iyi mi olur, kötü mü olur? Var onu bilmem. O onun geleceği bitmiş. İyi olur, kötü olur mu ya? Eyvallah, çok teşekkür ederim. Merhaba. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü? Tabii, en iyisi. İyi olur. Tabii, en iyisi. Çok teşekkür ederim. Gel abi. AK Parti tekrar kazansa efendim ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Kötü olur. Çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. Daha da yükseleceğiz. İyi olur. Hayat pahalı diyenlere ne dersiniz? Bu geçici şeyler. Ben bilmiyorum, onu millet seçer. Eyvallah, siz de millet seçer. Bir seçmen kaç yaşındayız? 18 yaşındayım. Tamam, ilk oyunuz. Kötü olur diye düşünüyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim genç arkadaşım. Amcacığım biraz açak. Daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Türkiye daha iyi olacak. Eyvallah. Heh. Kötü olur. Çok teşekkür ederim. AK Parti kazanırsa memleket, dünya kendini kurtarır. İyi olur. Yine Erdoğan attı. İyi olur. Olur. Teşekkür ederim. Hanım efendim. Kötü olur. Kötü olur. Çok teşekkür kötü ederim. Olur. İyi olur. Şimdiye kadar yaptıklarını bu millet görmüyor. 20 seneden beri verdik. Bu sefer vermiyoruz abi. Niyetimiz o yani. Siz daha önce hiç verdiniz mi? Tabii canım, verdim AK Parti'ye. Niye vazgeçtiniz? Görüyorsun abi, ekonominin durumunu görüyorsun, Türkiye'nin durumunu görüyorsun yani. Daha ne yapalım abi, niye verim yani? Çok teşekkür ederim. Bence iyi olur. Çok teşekkür ederim. İyi olur. Çok teşekkür ederim. İyi olur efendim. Çok teşekkür ederim. Kötü mü olur? İyi olur. İyi olur. AK Parti diğer gelsek. Vallahi kötü olur. Durumlar zaten kötüdür. Daha da kötü olur. Teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi ben onu şey etmem. Ben sana söyledim. Teşekkür ederim. İçin iyi mi olur, kötü mü olur? Kötü olur. İyice kötüye gidiyor. Çok iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Çok iyi olacak. Daha çok yükselecek. Ne demek ya, bu memleket uçuran o adam ya. Bence iyi olur. Çok iyi. Hiç iyi değil abi. Kötü olur. Kötü olur. Çok evet. Abi kötü olur. Amcacığım çıkart bakalım. 20 senedir memleketin halini görüyorum. AK Parti, AK Parti. Yok yok, hayır hayır hayır. CHP kazansı iyi olur. Hayır. Mülteci sayısı artar. Enflasyon artar. İşsizlik oranı da artar. Kısacası kötü olur yani, berbat. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? Vallahi AK Parti kazanırsa bu ülke şu an batık durumda, tamam mı? Kazandığı an bizim Irak'tan, Suriye'den, Arjantin'den, işte Afganistan'dan, Pakistan'dan bir farkımız kalmayacak. Çünkü son çırpınışlarını yapıyor bu ülke şu an. Eyvallah, kötü olur. İki Ayyaş'ın kurduğu ülkeyi, tamam mı, öyle dediler ya, iki Ayyaş'ın kurduğu ülkeyi yiye 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 bitiremediler ama son çırpınışlarına getirdiler. Çok iyi. Teşekkür ederim. Çok iyi. Merhaba. Felaket olur. Felaket olur. Kötü olur. Arkadaşlar. Kötü olur abi. Teşekkür ederim. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? Kötü olur. Bundan daha da kötü olamaz yani. Çok felaket kötü olur. 7500 lira, 8500 lira insanlar maaş alıyor. Bu ülkedeki, bu Gebze'deki kiralara bir bakıyoruz, 8000-9000 lira. Bu insanlar nasıl geçiniyor ya? Az önce amca diyor 7500 lira maaş alıyorum, geçiniyorum. Ya bir kira 8500 lira, 9000 lira ya. Bu ülkede nasıl geçiniyor? Zamanında 3 tane daire yapmışsa 10.000, 20.000 kira alıyorsa 7000'e 30.000'e geçinir. İnsanların şu markete girdiğinde vicdanı rahat ediyorsa ben daha başka hiçbir şey söyleyeyim. Bir kıymanın kilosu 300 liraysa, bir etin kilosu 350, pastırmanın kilosu 550 liraysa bu ülkedeki insanların vicdanına yazık. Daha kötü olur. Teşekkür ederim. Evet. Çok kötü olur. Çok teşekkür ederim. Aşırı derecede
AK Parti mi? AK Parti kazansa daha kötü olur. Çünkü AK Parti'nin biz hedefini biliyoruz. AK Parti niye geldi? Kuruluş amacı neydi? Büyük Orta Doğu projesini tamamlamak için geldi. Kötü, teşekkür ederim. İyi olacak. Çok iyi olacak. Kötü olur abicim. Vallahi bilmiyorum ki abi, orası bilmiyorum da öyle. AK Parti tekrar kazansa ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Etin kilosu 600 lira. Bu emekliler 7,5 lira oldu ya maaşı. Et balık kurumda 200 lira ya. Ya et balık kurumu var mı Gebze'de? Sen et ileride mi soruyorsun? Bir dakika abi. Şu anda 300 lira 600 lira olacak. Köyde hayvan yok. Kötü olur. Kötü olur. O dinsizler bunlardan iyidir. O dinsizler bunlardan iyidir. İyi olacak tabii ki. 20 yıldır iyi oldu. AK Parti kazansa iyi mi olur? İyi olur. Her zaman iyi olur. Çok teşekkür ederim. Muhtar ne gösterecek? İyi olur. İyi olur. Niye kötü olsun? Şimdi ben bu Türkiye'de. Tamam da yanlış konuşuyorlar. AK Parti kazanırsa bu ülkede, ülke iyice Afganistan'a döneceğine eminim. Siyasi İslam çok daha ağır bir şekilde ülkeyi ele geçirecek ve insanlar demokrasisini iyice kaybedecek. Bu sebeple insanlar artık konuşmaya bile korkacak. İnsanlar şarkı söylemeye, konuşmaya korkacak. Özgürce yaşamaya korkacak. Demokrasi denen kavramdan korkacak. Laiklik bitecek ve ülke tamamen bir uçurumun kıyısına sürükleneceğini öngörüyorum. Kötü olur abi. Kötü olur abi. Türkiye'nin sonu. İyi olur efendim. Teşekkür ederim. 20 yılda nasıl iyi olduysa bundan sonra da iyi olacağına inanıyorum. Kötü olur abi. Ekonomi iyice biter. AK Parti kazandım, bir daha seçim olmaz hemşerim memlekete. Evet. Yani olmaz, bitti. Köprüleri yıkacaktılar. Gelsin yıksınlar. AK Parti kazansa iyi olur, kötü olur. AK Parti kazanırsa iyi olacak. Gelsin köprüleri yıksın. Abi kaybeder. Şimdi gelmişler. Burada kötü olur. Türk-Kürt ayrımı yapıyorlar. AK Parti kazansa iyi olur. Çok iyi olur. Bunu zaman gösterir ama şu an itibariyle baktığımız zaman ortada bir eldeki verileri incelediğimiz zaman son 10 yılda AK Parti'nin durumu çok iyi değil. Vallahi benim amacım kazanamaz. Yeter artık. Çok teşekkür ederim. Ya iyi olacak. Enflasyon daha düşecek yani Tayyip Erdoğan. Çünkü çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi olur. Teşekkür ederim. İyi olur efendim. Memleketimiz iyi olur. Hiç hayırına değil. Kötü olur. Teşekkür ederim. 20 yıl yeter. 20 yıl yeter ya. Çok teşekkür ederim. Yok ya şey yapar, şey olur, kötü olur ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ya benim içim AK Parti'de aynıdır. Aynı. Teşekkür ederim. Şeyde Kılıçdaroğlu CHP'de aynıdır. İyi olur tabii canım. Eyvallah. Türkiye'de. AK Parti tekrar kazansa iyi mi olur, kötü müdür, nasıl görüyorsunuz? Şöyle, eskiden AK Parti'yi destekliyordum, yalan yok. Çünkü eskiden gerçekten güzel işler yapıyorlardı. Ama son zamanlarda çok fazla yanlış gittiğini düşünüyorum çoğu şeyin. Evet, yani o yüzden onlara vermeyi istemiyorum. AK Parti 20 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Bu ülkeyi yönetiyor ama yönetemiyor. 21 sene. Artık yönetemiyor. Güç zehirlenmesi olmuş. Güç zehirlenmesi olmuş. Herkese hakaret ediyor. Herkese küfür ediyor. Herkes terörist. Herkes namussuz onun için. Onun için herkes terörist, namussuz. Yanlış mı? Kendisi, kendi ifadesi. Kendi ifadesi. Kendi ifadesi. Kendi ifadesi. Teşekkür ederim. Milletlerine, bacılarına sürt. İyi olur. Adamın yap. Ya AK Parti şöyle. Ya başka iyi bir şey olsaydı, seçim olsaydı, alternatif olsaydı kesinlikle ona verirdik ama hani altılı masaya baktığınız zaman yok, hiçbirinden bir şey olmamış. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü? Kötü olur. Kazanırsa Türkiye bitmiş, kalmamış. Kötü olur. Çünkü AK Parti ya bellidir. Kötü olacağını insanlar biliyor. Vallahi 2023'te 2 sene önce uzaya uçacağız. Türkiye birinci, Amerika ikinci olacak dedi. Herhalde sondan ikinci bir hatırlatıveyin dediydim yani. Bir sene hadi kazandı, ne etti bırakın ya. Efendim? Tabii ki iyi olur. Çok teşekkür, bu kadar abi. Tabii ki iyi olur yani. Diğerleri bilmeye geliyor, biz bilmeye geliyoruz. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Evet. Kavga etmeye kalp kırmayacağız. O kadar. Kalp aynen. Kırmak Kabe yıkmaktan daha kötü. Aynen. Doğru. Ya o şansı varsa kazanır. Ben kazanmasın demem ki. Sen çok siyasetçisin amca, teşekkür ederim. Kötü olur. Ekonomi bitmiş. Çiftçi, köylü. Yol, köprü, baraj, İHS'ye uçur diyor lan. Onlar mecbur yapacaksın. AK Parti neden, kazansa. Neden? Eyvallah. Neden? AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? Ya zaten iyi olsa iyiydi bu zamana kadar. Demek ki yanlış giden bir şey var ki bu millet bu feryat ediyor. İyi olur. Kazanımlar devam eder. Kötü olur. Kötü olur. Teşekkür ederim. Ya, AK Parti tekrar kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? Vallahi bir şey olmaz daha zaten. Aynı adam diyecek ki millet memnun. Daha ne değişikliği olacak?
Ancak işte arkalarını toplayacak işte, depremi iyileştirecek. Hala artık bilmiyorum. Abi AK Parti'nin kazanma durumunda iyi olma ihtimali şu anda sıfır. Mümkün değil iyi olması. Çünkü abi şu anda ben 17 yaşındayım. Avrupa'daki insanlara bakıyoruz. 17 yaşındaki bir genç işte Avrupa ülkelerini dolaşabiliyor. Ne bileyim bir canı sıkıldığı zaman bir yere oturabiliyor. Efendim? Sen Tunceli'ye mi gidemiyorsun? Abi gidemiyorum ya, ben memleketimi gezip göremiyorum gerçekten. Gidiyorum köye gidiyorum. Köyden çıkıp ne bileyim bir Munzur'a gidip orada oturup annemle babamla bir şey yemiyorum. Tabii abi yapamıyoruz hiçbir şey ya. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir halka bakıyorum. Bir de varlıklarına, varlık katanlara bakıyorum. Bir de birilerine, bu halkın parasını peşkeş çekenlere bakıyorum. Diyorum ki bu halk Atatürk'ün sözünü dinleyecek ve Atatürk de ne dedi? Egemenlik kayıtsız şartsız birilerindir demedi. Egemenlik kayıtsız şartsız beşli çetelerin demedi. Egemenlik kayıtsız şartsız patronların demedi. Egemenlik kayıtsız şartsız yandaş müteahhitlerin, yandaş medyanın demedi. Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletindir. Halk karar verecek, patron da millettir. Size tek sadece AK Partili yurttaşlara sesleniyorum. Tek yapabileceğiniz şey şudur. Tek yapabileceğiniz şey şudur. Oy verdiklerinizi bir gözden geçirin. Saraylarda yaşıyorsa, birileri altına lüks Mercedes'leri çekiyorsa ve size kalkıp da çerez parası diyorsa o sistem değiştirilmelidir diyoruz. Ama itibardan tasarruf olmaz dediler. İtibardan. İtibardan tasarruf olmaz dediler. Biz devleti temsil ediyoruz. Saraylarda yaşayacağız tabii. Az önceki genci duydunuz. Evet. Hayalleri yıkılmış durumda. Kesinlikle. Harap ve bitap düşmüş durumda. İtibardan onlar için zaten çerez parası ya. Onlar için mesela altına zırhlı Mercedes almışlar. Ne diyorlar? Çerez parası. Tabii çerez parası olur. Bir halkı düşündünüz mü? Saraylarda tutup ejder meyvesi yiyenler, saraylarda tutup simutu içeceğiyle beslenenler bu halkın niye göbeğini düşünmüyor, kendi göbeklerini düşünüyorlar? Yönetemiyorlar mı? Yönetemiyorlar. Peki 20 yıldır niye kazanıyorlar yönetemiyorlarsa? 20 yıldır maalesef algı, maalesef algı düzeni, maalesef talan düzeni, maalesef halkı en ince noktası din. Din ile vuruyorlar maalesef. Halkımıza tek şunu diyorum, din asla siyasete alet edilemez. Din ait olduğu yerde herkesin o vicdan sahnesindedir. Acaba muhalefet de seçmene güven vermemiş olabilir mi yeteri kadar? Olabilir mi? Muhalefetin elbette ki yani belli başlı yanlışları tabii ki de olabilir. Ama bu demek oluyor ki illa bu iktidar düzenini seçeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu sefer kaybedecek mi AK Parti? Bu sefer kaybedecek. Bu sefer. Seçimden sonra yine geleceğiz Gebze'ye. Buyurun. Buyurun. Çektiler. Evet, seçimden sonra Gebze'ye geleceğim. Tabii kötü olur ya. Teşekkür ederim. Ablacığım gel. İyi olur tabii ki. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle iyi olur yani. Peki AK Parti kaybetse ülke için iyi mi olur, kötü mü olur? Kötü olur. Batarız ya. AK Parti gitti mi biz öldük. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? Daha kötü ne olacak? Daha bunda kötüsü olamaz ki. Kötü olur. Daha bunda kötüsü olamaz. Bak meclistekiler gidiyorlar 3 liraya biftek yiyorlar. He. Kankalar. Evet. Burada kavga etmeye gerek yok. Biz hepimiz buralıyız. AK Parti kazansa iyi mi olur, kötü mü olur abi? İyi olur abi. Ben de imza attım çocuğumu çıkartmak için. Ne konuşuyorsunuz? Biz rehin kaldık. Bana göre kötü olur. Şimdi abi gel dedi ki ev sahibi yap ederiz ama dedi. Abi bu ev sahipleri yemek yiyecek, su içecek. Adamın da yemeği suyu zam geliyor. Her şeyine zam geliyor. Adam da mecbur zam yapacak. Beşinli ne yapmıyordu? Evet. Yani şu anlar bu evcil çocuklar. Sonuna kadar AK Parti. AK Parti tekrar kazansa ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Abi 20 yıllık bir adamların geçmişi var. Yani bu kadar insan tepkilise demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor. Yani herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Ötekileştirmeye hiç gerek. İstikrar açısından iyi olur ama belli yönetilmiyor, yönetilemiyor. Efendim, AK Parti tekrar kazansa iyi mi olur, kötü mü olur? Ya herkesin bir görüşü var, düşüncesi var da bilemiyorum. İyi mi olur, kötü mü olur? Orasını bilmiyorum. Ülkeyi terk edeceğim bu yaşta. Öyle mi? Ülkeyi terk edeceğim. Nereye gideceksin? En nefret ettiğim ülkelerden biri. Nefret değil de en sevmediğim Türkiye'lerin, Müslümanların sevmediği İsrail, Ermenistan, öyle mi? Yunanistan. Niye? Yok abi, onlar bizden böyle onlardan biri getir bu ülkeyi yönetse, bu kadar yönet dese şeref. Abi öyle değil ya, yol, köprü. Aynen bu kadar yönet dese ben şerefsizim. Abi yol var, köprü var, İHA var, görüyoruz ama. Hangi köprü? Hangi köprüden ne yararlanıyorum? Kaç para geçiyorum? Bursa'ya geçtim geçen yılda, kaç para gittim? Sana gelecek su orada geliyor. Zalime versinler bile İstanbul yıkılsın. Zaten yıkıldı.
zulmün yüzünde. Bırak. AK Parti tekrar kazansa iyi mi olur kötü mü olur? Kötü olur tabii ki abi. Kılıçdaroğlu o kadar iyi demiyorum ama ülkenin artık değişime ihtiyacı var abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki AK Parti kaybetse ülkemiz için iyi mi olur kötü mü olur? Kötü olur. Kötü olur. Çünkü ben yanlış anlamayın, herkesin görüşüne saygım sonsuzdur. Bir konuşmasını bir ara getirmeyen bir adam kimse yönetemez. Bence kötü olur. Kötü olur. Ben görüyorum, herkes görüşü farklıdır. AK Parti iyi olurdu, pardon yanlış anladım. AK Parti kaybetse iyi mi olur kötü mü olur? Halk Parti, AK Parti. Bence iyi olur. Kaybetsin iyi olur. Kaybederse iyi olur tabii, ne yani? Çok teşekkür ederim. Yeter artık yani, 20 sene. Yeter, çok kaldı başta. Evet. İyi olur çünkü neden her şey pahalılığına çarptı. AK Parti kaybetse iyi mi olur kötü mü olur? Çok güzel olur. Güzel olur. Ben bir kilo et almaya kudretim olmuyor. He, bir kilo et almaya kudretim hiç yok. Son nokta. He, son nokta. Beslenemesek ne olacak? Ya yemiyor arkadaş. Alıyor, zengin alıyor. Biz bakıyoruz. AK Parti kaybetse iyi mi olur kötü mü olur? Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Abi yeter, daha kaybetsin artık. 20 sene başımızda durdu. Seçmen vermesek de bu seçmen işi. Seçmen işi de yani. Şu anda gidişat sence nasıl? Fikir yok, ülke yok. Yorum yok. Ben yapamam yani, yasak. Kamera açık olduğu için. Ülke gidişat değil de bataktayız. AK Parti kaybetse iyi mi olur kötü mü olur efendim? Şu anda bu sürecin değişmesi gerekiyor bana göre. Değiştirdim. Evet, alım gücüm her dakika düştüğü müddetçe, çalışan biri olarak alım gücüm düştüğü müddetçe değişmesi istiyorum. Fark etmiyor, 5 yıl sonra o da aynısı devam ederse o da değişsin. Yapamayan gitsin. Çok teşekkür, sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, onlardan ikisi. AK Parti kaybetse iyi mi olur kötü mü olur? Vallahi çok iyi olur. Teşekkür ederim. Hadi. Çok güzel olur. Teşekkür ederim. En güzel olur. Güzel olur. Teşekkür. Evet. Vallahi Türkiye bazı sınır şeylerden kurtulur. Aynen. Teşekkür ederim. Özgürlüklerden. AK Parti kaybederse Türkiye için çok şey kötü olur. Kötü olur. Çok teşekkür ederim. Biz parti ayırmıyoruz. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.